Evet, videoyu durdurun ve bu pembeyle yazılmış rasyonel ifadeyi sarı rasyonel ifadeden çıkarmayı deneyin. Evet, ifadelere şöyle bir baktığınızda paydalarının aynı olmadığını siz de gördünüz, değil mi? Çıkarma işlemini yapabilmek için de paydaların aynı olması gerektiğini bildiğimize göre yapmamız gereken ilk şey, bunların paydalarını eşitlemek. Bu iki kesrin ortak paydası, paydaların ikisine de bölünebilen bir ifade olmalı. Başka bir deyişle bu iki paydanın bütün çarpanları ortak paydanın da çarpanı olmalılar. Ve bu arada paydaları çarpanlarına ayrılmış bir şekilde verildikleri için de şanslıyız. Kesirleri ortak paydayla yazmak için sarı olanla başlayalım. Evet önce sarı kesir çizgisini biraz daha uzun çizeceğim. Eksi pembe ifade. Ortak paydanın bu iki paydaya da bölünebilir olması gerektiğini söylemiştim. Bunun için de ortak paydanın çarpanları z artı 8, 9z eksi 5 ve bu pembe kesrin pembe kesrin paydasının çarpanlarından oluşmalı. 9z eksi 5'i daha önce yazdığımız için bir daha yazmamıza gerek yok ama z artı 6'yı eklememiz gerek. Yazalım z artı 6. Bu kesrin paydasını z artı 6 ile çarpınca hem buna hem de buna bölünebilen bir ifade elde ettiğimizi görüyorsunuz değil mi? 9z eksi 5'i ikisinde de olduğu için sadece bir kere yazdığımızı bir kere daha hatırlatayım. Bu arada aynı durum bunların yerinde basit sayılar olsaydı da geçerli olacaktı. Peki pay ne olacak? Paydayı z artı 6 ile çarptığımız için payda da z artı 6 ile çarpmamız lazım. Eksi z üzeri 3 çarpı z artı 6. Evet, sıra geldi ikinci kesre. Eğer paydaların eşit olmasını istiyorsak, buraya da aynı şeyi yazabiliriz. z artı 8 çarpı z artı 6 çarpı 9z eksi 5. Paydaları eşitledik. Bu arada çarpanların sırasının farklı olması bir ifadenin değerini değiştirmez. Biliyorsunuz, payda 3 vardı, Paydayı z artı 8 ile çarptığımız için aynı şeyi payda yapmamız gerekecek. Çarpı z artı 8. Evet artık çıkarma işlemini yapabiliriz. Evet şöyle kocaman bir kesir çizgisi koyayım. Yok bu çok uzun oldu. Biraz daha kısa olabilir. Paydayı artık eşitlediğimiz için beyazla nötr bir renkle yazacağım. z artı 8 çarpı 9z eksi 5 çarpı z artı 6. Paya geldiğimizde ise önce bu parantezi açmamız lazım. Eksi z üzeri 3 çarpı z eksi z üzeri 4 eder. Eksi z üzeri 3 çarpı 6 ise eksi 6 z üzeri 3. Ve şimdi aradaki eksi işaretinin kafamızı karıştırmaması için şöyle bir şey yapacağım. Bunu artı olarak kabul edip bu ifadenin önüne bir eksi koyacağım. Ya da şöyle yapalım, eksi'yi doğrudan 3'ün önüne koyalım ve z artı 8 ile eksi 3'ü çarpalım. Evet, sanırım en kolay bu olacak. Eksi 3 çarpı z, eksi 3 z eder. Eksi 3 çarpı 8 ise, eksi 24. Ve işte bu kadar kısa bir tekrar yapacak olursak önce ortak paydayı bulduk zaten ortak paydayı bulduktan sonra da paydaki ifadeleri toplamak ya da çıkarmak çok kolay sonra aradaki eksi işareti kafamızı karıştırmasın diye artıya çevirdik ve eksi işaretini de 3'ün önüne koyduk Parantezleri açtıktan sonra daha fazla sadeleştirme yapamadım ama buna benzer başka sorularda parantezleri açtıktan sonra iki tane ikinci dereceli ya da iki tane üçüncü dereceli ya da iki tane sabit terim elde ederseniz bunları toplamanız ya da çıkarmanız gerektiğini unutmayın. Ama burada biz az önce de söylediğim gibi parantezleri açınca elde ettiğimiz ifadelerin dereceleri tutmadığı için daha fazla sadeleştirme yapamadık.